Alo Hande. Kuşları avladık. İyi. Elini çabuk tut. Yeni sayıya yetiştir bunları. Tamam. Dur bakalım. Ben o kadar sabredebilecek miyim? Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız benim 12'de evde olmam lazım. Yarım saat önce mutlaka evde ol. Tamam, merak etme. Emir'e mi gidiyorsun? Yok ya. Bir terslik olduğunu zaten yüzümden anlıyor. Ben de hiçbir şey söylemeden öyle duramıyorum, kasılıyorum. Biraz yalnız kalmam lazım galiba. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Merhaba. Emir evde mi? Buyurun, evde. Ne haber Emir? Ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Aa, yeni mi aldın? Ben de alacağım. Koray'la konuştun mu? Neredeymiş? Konuşmadım. İyi. Arayalım o zaman. Hande, sıkıldım. Sen o konudan başka bir şey düşünemiyorsun galiba. Ben proje için konuşuyorum. İkiniz de derse ektiniz. Teslim tarihi de yaklaştı. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. Bir de proje var değil mi? Boş ver Koray'ı da biz başlayalım hadi. Tamam. Geçen senenin analizleri Koray'daydı. Tıkandım ben. Onlar olmadan raporu tamamlayamıyorum. Ne yazsak yalan oluyor. Bir saniye Feri arıyorum. Oha. Kaşara bak. Oradan bile arıyor. Hande ben de. Çalışıyoruz. Sen bozuk musun bana? Ya haklısın, bugün hiç konuşamadık ama çok zor bir gündü. Yarın her şey düzelecek. Ben seni çok özledim. İyi. Yarını beklemesek? Hadi izin al. Kafede görüşelim. Sadece bir yarım saat. Ama ben ayrılamam buradan. Nasıl yani? Nereden ayrılamazsın? Evde değil miydin sen? Ben... Cansulardayım ben işte. Arkadaşım da. Emir? Arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Neyse. Yarın o zaman. Evet, ne yapalım? Duracağız herhalde. Analizler olmadan çok zor. Koray'ı ara, mail atsın. İyi fikir. Açmıyor. Uyudu herhalde. Herhalde. Bu gece de yalan oldu. Ya Emir. Hı. Neden Kore'ye gidip analizlerin çıktısını almıyoruz? Boş ver, uyumuştur çocuk şimdi. Bak. Bu proje çok önemli. Sadece sizin için değil, benim için de. Hı. Ve vaktimiz yok. Anlıyor musun? Peki. Haklısın. Hadi yürü gidelim. Aramamıza gerek yok demiştim. Evin ışıkları yanıyor.
Günce hiçbir şey yemedin ama. Canım istemiyor Feriha, üstüme gelme. Hah. Dayanamadı geldi işte. Alma içeri. Defolup gitsin. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Feriha, önce delikten bak. Bunun evi otel gibi, kimin geleceği belli olmaz şimdi. Tamam, merak etme. Günce, Hande ile Emir gelmiş. Ne? Allah kahretsin. Kapıdalar. Ne yapacağız yavrum? Işıkları söndürelim. Yok artık gördüler. Depoya gidip lanet olsun. Burayı arayayım ben. Yavaş yavaş. Efendim Cansu. Feriha, ne yapıyorsun? Evde değilim şu an, ararım seni sonra. Yavaş. Ne? Evde değil misin? Duşta falan herhalde. Olabilir. Nasılsa açacak. Dur arayayım ben. Kahretsin ya. Hadi ne olur bir şey yap. Tamam Feriha, sen kapat, ben bir şeyler yapacağım, tamam? Hande, evde yok işte adam. Nasıl yok ya? Evde işte ışıklar yanıyor. Hem ben bir ses duydum, telefonu çaldı. Hah, arıyor. Açsana oğlum kapıyı. Ne kapısı kardeşim? Sendeyiz, kapının önündeyiz. Bende misiniz? Ben yokum ki. Nasıl ya? Işıkların yanıyor ama. Açık kalmıştır herhalde kardeşim, bilmiyorum ki. Sen neredesin peki? Neredeyim ben? Şeydeyim. Bir arkadaşın yanındayım. Siz niye geldiniz benim eve? Biz? Analizler sende ya. Takıldık biraz, onları almaya gelmiştik. Neyse tamam o zaman, yarın hallederiz. Yarın yapalım be kardeşim, kusura bakma. Yok kardeşim, sorun değil. Tamam haydi görüşürüz. Ne dedi? Evde değilmiş. Nasıl ya? Hande evde değilmiş. Gidelim hadi. İyi. Öyle olsun Koray Bey. Feriha, sen olmasaydın çok teşekkür ederim. Benim yüzümden Emir'le de aram bozuldu. Özür dilerim. Ama bu durumu kimsenin öğrenmesini kaldıramaz. Sen dinlenmene bak. Canın sıkılırsa ararsın. Tamam. Pazartesi. Thank you.
hadi biz de okula gidelim. Sen çok kötü görünüyorsun. Çık dinlen biraz. Yok be Feri, öyle dinlenip de gidecek bir şey değil. Günaydın. Günaydın. Keyiflisin. Arkadaşınızın sorunlarını çözdünüz herhalde. Çözüldü sayılır. Bugün sorun yok. Otel de yok. Çok ders de yok. Hemen alayım o zaman seni. Şey, ben zaten yoldayım. Okulda buluşuruz. İyi, hemen ben de geliyorum. Bizim yüzümüzden dünya kadar yalan söyledi. Beyaz yalanlar bunlar. Sorun olmaz. Ben artık şu atı görmek istiyorum ama. Gideriz beraber. Aa, bunlar ne alaka birlikte geldi? Kim? Bak sen. Günaydın Feriha, ne haber? Günaydın. Nereden böyle? Ben yukarıda taksiden indim de Koray yardımcı oldu. Ve kahramanımız imdadına yetişti yani. Ben hepinize yetişirim bebeğim. Dün gece yetişemedin ama. Emir'le Koray'a gittik de ışıkları yanıyordu ama evde yoktu. Anlayacağın kapıda kaldık. Ne enteresan değil mi? Ben evden sesler duyduğuma yemin edebilirim. Hırsız falan girmiş olmasın? Emir de geldi. Ne güzel bir karşılama bu böyle. Biz de şimdi karşılaştık. Feriha'yı Koray'ın arabasına görünce biraz şaşırdık. Şey, ben yukarıda indim de taksiden, trafik var diye Koray yardımcı oldu. Nedir durumlar? Haber yetişti mi? Sence? Bu hafta dergiyi alacak kadar özel bir sebebim olmalı mı? Ellerinden öper. İstersen adresine postalayayım. Gerek yok. Büyük bir zevkle kendim alacağım. Ne yapıyorsun sen ya? Anne, uzatmayalım artık. Sen başlattın. Üstüme geldim, ben de tepki verdim. Zor zamanlardı. Bitti, tamam mı? Vay be. Bitti demek. Bu kadar basit. Anne, ne yapmamı istiyorsun? Ne istiyorsun? Büyük yüzlüsün sen ya. Hande, abarttın ama. Yaşadığım stresin farkında mısın? Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Kararsızlıktan, suçluluk duygusundan ne hale geldim görmüyor musun? Koray, defol. Yok ya. Hande, sen cidden uçmuşsun bebeğim. Uçtum. Yarın da bombanın üstüne konacağım. Akşama evde olacağız. Günaydın hayatım. Anne, gazeteler nerede? Masanın üstünde, ne oldu? Hiç bir dergi istemiştim. Tamam, hadi ben çıkıyorum. Bay bay. Cemiyet hayatını tanımış isimlerinden milletvekili İsmail Atun oğlu Koray Onat, Playboy'a soyundu. Onat, Ulus'a tek başına yaşadığı lüks evlerinde genç bir bayanla sarmaş dolaş yakalandı. Akşam saatlerinde eve giren ikili sabahın ilk ışıklarına kadar eve kapandı. Bu aşk kaçırmağında Ankara'dan gelecek tepki merak konusu.
önemliymiş ya. Ya bu kadar çaldırdığına göre önemli bir şey herhalde. Açsana. Söyle Hande. Neredesin sen? Kaç kez aradım? Feriha ile okuldayız. Geliyoruz birazdan. Feriha'nın yanında mısın? Bırak onu, hemen bana gel. Ne oldu? Emir, çaktırma. Ondan bir şekilde kurtul ve hemen bana gel. Neden Hande? Çünkü çok önemli. Ve herkesin için öğrenmeni istemiyorum. Neyi Hande? Seni bekliyorum. Önemli bir şey mi? Tam anlamadım ama. Bir şeye takmış herhalde yine. Sen gir istersen. Ben bir gidip bakayım. Çok bekletme. Tamam. Hoş geldin. Ne oldu Hande? Geç içeri. Seni dinliyorum Hande. Hande? Hande? Sıkılmaya başladım. Konuşsana. Emir. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bunu başkasından görmeni istemedim. Geçmiş mi bari? Bunu ona sen sorsan. Bir şey soracağım, Emin nerede? Hande'ye gitti, önemli bir şey varmış. Allah Allah. Ne haber gençlik? Allah belanızı versin. Emir. Emir. Emir dur. Koray. Koray, dudağın kanıyor. Geç. Geç şuraya. Koray. Ya.
sakin ol. Sakın Feriha, sakın. Ya nasıl inanırsın böyle bir şeye? Nasıl düşünürsün? Sizi gördüm Feriha. Bana yalan söyledin. Oteldeyim dediğinde ben sizi kafede izliyordum. Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana Feriha. Ama ben o kadar salağım ki gördüğüme inanmadım. Gözümü gördüğüne inanmadım Feriha. Sana inandım, size inandım. Koray'la ya. Koray'la lan. Kardeşim dediğim adamla. Emir yemin ederim öyle bir şey yok. Niye bana sormadın? Ne söyleyecektin Feriha? Ne anlatacaktın? Ulan. Ulan ben seni o kadar sevdim ki lan. Ulan seni öyle bir yere koydum ki. Dokunmaya kıyamadım ben sana Feriha. Öpmeye kıyamadım. Ama niye? Senin gibi bir... Lanet olsun ya. Ne kadar salakmış. Yazıklar olsun Feriha. Emir gitme. Emir. Gitme. Dergiysen mi gösterdin? Böyle olsun istemedim Koray. Bana sormak hiç mi aklına gelmedi annem? Sana defalarca sordum. Seni uyardım. Ama o kız senin gözünü döndürmüştü. Beni takmadın bile. Sen... Yani sen bunca zamandır bundan mı bahsediyordun? Bütün o sorgulamalar falan hepsi bunun için miydi? Feriha ve ben. Feriha ve ben. Feriha ile sen. Hepimizi güzel kandırdınız. Bravo. Hadi çık. Koray. Hani çık git.
Böyle olsun istemezdim. Ama yaptıklarının tek suçlusu ben değilim. Selam. 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 Feriha. Bizi dağıttın. Sen gelmeden önce üçümüz çok iyiydik. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen iyi misin şimdi? İçin rahatladı mı? Biz bir şey yapmadık. Kore'ye çok üzülüyorum. En azından buna değecek birisi için kaybetseydi bizi. Günce. Biri mi geldi? Seni beklemiyorduk. Farkındayım. Konuşmamız lazım. Emir, Feriha sana ihanet etti. Sen bayağı geride kaldın canım. Çünkü bana sadık kaldı. Bak, Koray'ın evine benim için gitti. O gece ben de evdeydim. Koray Feriha'yı bıraktı ve gitti. Biz o gece Feriha ile yalnız kaldık. Feriha seni buraya ne saçmalaman için yolladı bilmiyorum ama... sen şimdi gidiyorsun güzelim. Hande sus. Bir dakika. Anlat Günce. Devam et. Emir, ben
Ben hamile kaldım. Koray'dan. Bebeği aldırdım. Ben bunları yaşarken Feriha hep benimle birlikteydi. Beni hiç yalnız bırakmadı. Koray'la da benim için buluşuyordu. İkisi de bana söz verdiği için sana bir şey söylemediler. Feriha yanlış bir şey yapmadı Emir. Feriha göndermiş belli. Sus anne. Belki de Koray. Ya ben ikisini de bastım, yatıp kalkıyorlar. Kim bilir seni kafalamak için ne saçmalıklar uydurdu. Hande sus.